Herkese merhaba. Meleğin Mutfağı kanalımda sizler için birbirinden güzel tarifler hazırlıyorum. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Merhabalar, Meleğin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün Meleğin Mutfağı YouTube kanalımda ıspanaklı kırmızı mercimek çorbası tarifiyle sizlerleyim. Ben malzemeleri hazırladım. Haydi şimdi başlayalım. 1 adet soğanımızı küçük küçük doğrayarak çorbamızı yapmaya başlayalım. Soğanlarımızı doğradık. Şimdi çorbamızı yapacağımız kabımızın içine soğanlarımızı da aldık. Şimdi ıspanaklarımızı doğramakla devam ediyorum. 300 gram ıspanağım vardı. Temizledim, yıkadım. Ispanaklarımızı da doğradım. 1 adet patates ve 1 adet de havucumuzu rendeliyorum. 1 diz sarımsağımız vardı. Sarımsağımızı da içine rendeliyorum. Şimdi ocağa gidelim ve çorbamızı ateşe koyalım. Ocağımızın altını açtım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ dökerek soğanlarımızı kavurmaya başlayalım. Soğanlar hafif pembeleşene kadar kavuralım. Pembeleşen soğanlarımızın içine 1 tatlı kaşığı domates salçası ve bir de 1 çay kaşığı biber salçası koyalım. Ve bu şekilde de karıştıralım. Rendelemiş olduğumuz havuçlarımızı, patateslerimizi tenceremizin içine koyalım. Hafiften çevirdiğimiz patatesle havucun üzerine 2 su bardağı kırmızı mercimeğimizi koyalım. Kırmızı mercimeğimizi yıkadım. Bu şekilde de çevirelim. Şimdi üzerlerine kaynatmış olduğumuz suyu ilave edelim. Çorbamızın içine 1,5 litre su ilave ediyorum. Çorbamızın içine isterseniz çorba kaynadığı zaman suyu, et suyu tablet ya da tavuk suyu tablet atabilirsiniz. Ben bu şekilde plastik bardakların içine et suyu kaynatıp derin dondurucuya koyuyorum. Ben kaynadığı zaman bunu kullanacağım. Hiçbir şey de koymaya da bilirsiniz. Şimdi çorbamızın suyunun kaynamasını bekleyelim. Çorbamızın suyu kaynamaya başladı. Derin dondurucuda sakladığım et suyunu da ilave ediyorum. Bu şimdi suyun içinde çözülecek. Mercimeklerimiz pişene kadar çorbamızı kısık ateşte kaynatmaya devam edeceğiz. O yüzden tenceremizin kapağını kapatıyorum ve altını da kısıyorum. Kısık ateşte kaynatacağız. Daha sonra ıspanaklarımızı ekleyeceğiz. 15 dakika sonra tenceremin kapağını açtım. Mercimeklerimizin pişmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi ıspanaklarımızı içine koyacağız. Biraz da ispanaklarla beraber pişireceğiz. Ispanaklar çok daha kolay piştiği için onları biraz daha geç koyduk içine. 300 gram ıspanağımızı da çorbamızın içine koyduk. Çorbamızın suyu biraz az. Biraz daha su katıyorum. Bir yarım litre su daha ekledim. Toplam 2 litre su eklemiş oldum. Çorbamız kaynamaya başladı. Arzu edilen miktar kadar tuz, pul biber, karabiber ekliyorum. Karıştırıyorum ve çorbamın altını tekrardan kısıyorum ve kapağı da kapatıyorum. Ispanaklar pişene kadar bu şekilde de bekleyelim. 5 dakika kadar sonra ıspanaklarımızı kontrol ediyorum. Bunlar da çorbamızın içinde pişmişler. Şimdi blenderla çorbamızı düzleştirelim. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Çorbamızı blenderdan çektik. Şimdi yarım çay bardağı kadar pirincimiz vardı. Pirincimizi de yıkadım ve çorbamızın içine koyuyorum. Pirinçlerimiz piştiği zaman içinde hafif hafif gözükecektir. O zaman çorbamız hazır olacak. Şimdi biraz daha kaynatalım. Kaynayan çorbamızı karıştırıyorum. Pirinçler pişene kadar altını kısıyorum. 5 dakika kadar daha kaynatacağım ve kapatacağım. Bu ara tereyağı ve naneyi de hafif ateşte kızdıralım. Çorbamızın içinde pirinçlerimiz de belirmeye başladı. İyice piştiler. Şimdi tereyağımızı kızdırmıştık. Naneli tereyağımızı da üzerine gezdiriyorum.
ve çok az kaynatıp ocağımın altını kapatıyorum. Çorbamızı biraz dinlendirdim. Şimdi size de göstermek istiyorum. İnanın mis gibi kokuyor. Çok lezzetli. Birazdan servis tabağımı alacağım. Onu da sizinle paylaşacağım. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle göstermek istiyorum. Ispanaklı mercimek çorbası servise hazırdır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Thank you.